Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sözlerin sonundaki konferans risalesinden bir parça okuyacağız inşallah. Laika manasında. Bildiğiniz gibi Zübeyir Gündüz Alpabi Ankara Üniversitesi'nde hem üniversite talebeleri hem Pakistan'dan gelen misafirlerin olduğu bir heyette bunu okumuş. Üstadımıza çok beğenmiş, memnun olmuş ve üstadın tensibiyle sözler mecmuasının arkasına ilhak edilmiş. Çok mühim bir şeydir, eserdir. Evet, okuyalım. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade etsin inşallah. Daha önce baş kısmını okumuştuk. Devamını okuyoruz burada. İşte bu hakikatlere binaen biz de tahkiki imanı ders vererek, imanı kuvvetlendirip, insanı ebedi saadet ve selamete götürecek Kur'an ve iman hakikatlerine cami bir eseri, sebat ve devam ve dikkatle okumayı kat'iyetle lazım ve elzem gördük. Aksi takdirde bu zamanda dünyevi ve uhrevi dehşetli musibetler içine düşmek, şüphe götürmez bir hakikat halindedir. Bunun için yegane kurtuluş çaremiz Kur'an-ı Hakim'in imani ayetlerini ve bu asra bakan ayet-i kerimelerini tefsir eden yüksek bir Kur'an tefsirine sarılmaktır. Şimdi böyle bir eser bu asırda var mıdır diye bir sualin içinizde hasıl olduğu nurani bir heyecanı ifade eden simalarınızdan anlaşılmaktadır. Evet, bu çeşit ihtiyacımıza tam karşılayacak olan bir eseri bulmak için çok dikkat ve itina ile aradık. Nihayet hem Türk gençliğine hem umum Müslümanlara ve beşeriyete Kur'ani bir rehber ve bir mürşidi ekmel olacak bir eserin Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur eserleri olduğu kanaatine vardık. Bizimle beraber bu hakikate Risale-i Nur'la imanını kurtaran yüz binlerle kimseler de şahittir. Evet, 20. asırda külli ve umumi bir rehberlik vazifesini görecek Kur'ani bir eserin müellifinin şu hususiyetleri haiz olmasını esas ittihaz ettik. Bu hasiyetlerin de tamamıyla Risale-i Nur'da ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi'de mevcut olduğunu gördük. Şöyle ki, birincisi, müellifin yalnız Kur'an-ı Hakim'i kendine üstat edinmiş olması. İkincisi, Kur'an-ı Hakim hakiki ilimleri havi bir kitab-ı mukaddestir ve bütün asırlarda insanların umum tabakalarına hitap eden ezeli bir hutbedir. Bunun için Kur'an'ı tefsir ederken hakikatin safi olarak ifade edilmesi ve böylece hakiki bir tefsir olması için müfessirin, çok mühim, müfessirin kendi hususi meslek ve meşrebinin tesiri altında kalmamış ve hevesi karışmamış olması lazımdır. Ve hem de Kur'an'ın manalarını keşif ile tezahür eden Kur'an hakikatlerinin tespiti için elzemdir ki o müfessir zat her bir fende mütehassıs, geniş bir fikre, ince bir nazara ve tam bir ihlasa malik bir allame ve gayet ve hem gayet ali bir deha ve nüfuzlu derin bir içtihat ve bir kuvve-i kutsiyeye sahip olsun. Üçüncüsü, Kur'an tefsirinin tam bir ihlasla telif edilmiş olması ki müellifin Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka hiçbir maddi manevi menfaati gaye edinmemesi ve bu ulvi haletin müellifin hayatındaki vukuatlarda müşahede edilmiş olması. Dördüncüsü, Kur'an'ın en büyük mucizelerinden birisi de
gençlik ve tazeliğini muhafaza etmesidir. Ve o asırda inzal edilmiş gibi her asrın ihtiyacını karşılayan bir veçhesi olmasıdır. İşte bu asırda meydana getirilen bu tefsirde Kur'an-ı Hakim'in asrımıza bakan veçhesinin keşfedilip avamdan en havasa kadar, yani halk tabakasının en aşağı derecesinden, ümmiyetten, ta alimlerin alimlerine, evliyaların azimlerine kadar, avamdan en havasa kadar her tabakanın istifade edebileceği bir üslupla izah ve ispat edilmiş olması. Beşincisi, müfessirin Kur'an ve iman hakikatlerini cerh edilmez delil ve hüccetlerle ispat ederek tedris etmesi, yani pozitivizmi, yani ispatiyeciliği bir esas ittihaz etmiş olması. Çünkü bu asırda insanlar daha çok akıllarına, hatta bir kısmı akıllarına da değil, gözlerine itimat ediyor. O zaman onların akıllarına, gözlerine gösterir derecede ispat etmek lazım. Gözle görür derecede bir ispat lazım. Beşincisi, müfessirin Kur'an ve iman hakikatlerini cerh edilmez delil ve hüccetlerle ispat ederek tedris etmesi, yani pozitivizmi, ispatiyeciliği bir esas ittihaz etmiş olması. Altıncısı, ders verdiği Kur'ani hakikatlerin hem aklı, hem kalbi, hem ruhu, hem vicdanı tenvir ve tatmin ve nefsi musahhar etmesi ve şeytanı dahi ilzam edecek derecede kuvvetli ve gayet belli, nafiz ve müessir olması. Yani insandaki sade akla muhatap alan bir eser değil. Sadece kalbe muhatap eden bir eser değil. Nasıl bir eser lazım? Aklı, kalbi, ruhu, vicdanı, bütün latifeleri tatmin edecek, doyuracak, gıdalandıracak, istifade ettirecek bir eser olması lazım. Hatta diyor nefsi musahhar etmesi ve şeytanı dahi ilzam edecek derecede kuvvetli ve gayet belli, nafiz ve müessir olması. Yedincisi, hakikatlerin derkine de mani olan, çok mühim bir nokta, hakikatlerin anlaşılmasına, kabul edilmesine mani olan benlik, gurur, ucup ve enaniyet gibi kötü hasletlerden kurtarıp tevazu ve mahviyet gibi yüksek ve güzel ahlaklara sahip kılması. Yani sadece ona bilgi, kuru bilgi, genel kültür değil, yani onun ahlakını güzelleştirecek derecede bir eser olması lazım. Yani sadece ilim değil, irfanı da beraberinde taşıması lazım. Onun için dedi, bütün o benlik, gurur, ucup, enaniyet gibi kötü hasletlerden kurtarıp tevazu ve mahviyet gibi yüksek ve güzel ahlaklara sahip kılması. Çünkü İslamiyet'i tebliğ ve temsil zannedildiği gibi sade kelamla, sözle, anlatımla olamaz. Ne lazım? Hem lisanı kalp güzel anlatmak, belagatlı anlatmak, aklın seviyesine göre konuşmak, evet bunlar da var ama bununla beraber ne lazım? Lisanı hal lazım. Yani o okuduğu, öğrendiği, istifade ettiği manaları ahlakında, halinde, fiillerinde, tavırlarında da göstermesi lazım. Onun için Risale'lerin birçok yerinde, hususan Hutbe-i Şamiye'de şöyle bir tabir var. Bazen derslerde de çok söylemeye çalışıyoruz onu. Çok mühim bir nokta üstadımız söylemiş. Diyor ki eğer biz ahlak-ı İslamiye'nin ve hakaiki imaniyenin kemalatını ef'alimizle izhar etsek. Yani burada iki nokta var. Biri dedi İslami ahlak bizden görünmesi lazım. İkincisi de imanın hakikatlerinin
kemali bizde gözükmesi lazım. Ta ki işte o zaman sair dinlerin tabileri cemaatlerle diyor, gruplar halinde fevç fevç İslamiyet'e dehalet edecek. Dahil olup iştirak edecekler yani. Evet, sekizincisi Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden bir allamenin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmiş olması ve ehli sünnet ve cemaat mezhebi üzere ilmiyle amil olması ve azami bir zühd ve takva ve azami ihlas ve dine hizmetinde azami sebat, azami sıdk ve sadakat ve fedakarlığa, azami iktisat ve kanaate malik olması şarttır. Kulası olarak müfessirin Kur'ani risaleleriyle Risaleti Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam azami takva ve azami ubudiyeti ve kuvve-i kutsiyesiyle de Velayeti Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam lematına mazhar olmuş hadimi Kur'an bir zat olması. Kur'an hizmetkarı bir zat olması lazım. Dokuzuncusu müfessirin yani Kur'an'ı bu asrın anlayışına göre tefsir edecek zatın, müfessirin Kur'ani ve şer'i şeriata ait meseleleri beyan ederken şu veya bu tazyik, baskı ve işkenceyi nazara almayan, herhangi bir tesir altında kalarak fetva vermeyen ve ölümü istihkar edip, küçük görüp, hafif görüp, yani çekinmeyi, ölümden korkmayan, çekinmeyen, dünyaya meydan okuyacak bir iman kuvvetiyle hakikati pervasızca söyleyen İslami şecaat ve cesarete malik olan bir müfessir olması gerektir. Hem idam planlarının tatbik edildiği ve bir tek dini risale neşrettirilmediği dehşetli bir devirde bilhassa imha edilmesi ve söndürülmesi hedef tutulan Kur'ani şer'i esasatı telif ve neşretmiş olduğu meydanda olmakla bir mürşid-i kamil ve İslam'ın bu asırda hakiki bir rehberi ekbeli ekmeli ve Kur'an'ın muteber bir müfessir-i azamı olmuş olması lazımdır. İşte bu zamanda yukarıda mezkûr 9 şart ve hususiyetlerin müellif Said Nursi'de ve eserleri olan Nur Risalelerinde aynıyla mevcut olduğu hakiki ve mütebahir ulema-i İslam'ın icma ve tevatür ve ittifakıyla sabit olmuştur. Ve hem intibaha gelmekte olan bu millet-i İslamiyece, Avrupa ve Amerika'ca malum ve musaddaktır. İşte arkadaşlar, biz böyle bir tefsir Kur'an arıyor ve böyle bir müfessir istiyorduk. Kıymetli kardeşlerim, böyle dehşetli bir asırda, yani o zaman bu ifadeler böyle belki bazı insanlara hayali gibi gelebilir yani o zamanın şartlarıyla, yani 1950, 52'ler, 54'lerde yazılmış bu konferans verilmiş yani. O zamanın şartlarında gerçi yeni demokrat gelmiş bir derece hani böyle bir serbestiyet olmakla beraber yine üstad mahkemelerde işte yine yargılanmış yani devamlı polis, jandarma etrafında dolaşmış. Yani o zor şartlar bitmemiş ve hizmet sadece Türkiye'nin belli vilayetlerinde belli bir inkişafata yani mazhar olmuş o dönemler yani. Fakat sonra şimdi bakıyoruz dünyanın 150'ye yakın ülkesinde Risale-i Nur hizmeti var. Birçok dile 50 küsur dile Risale-i Nur tercüme edilmiş. Ve muhatap olan insanlar içinde avam da olmakla beraber özellikle bazı ülkelerde daha ziyade profesörlerden, doçentlerden, doktorlardan yani böyle ilmi seviyesi yüksek olan insanlardan Risale-i Nur'dan çok büyük istifadeler var. Bir ara anlatmıştı Risale'leri Arapça'ya tercüme eden
İhsan Kasım Salihi abimiz, Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler versin. Cenab-ı Hak daha da külli hizmetlere vesile etsin inşallah. O abimiz böyle kendisi anlatmıştı. Diyor ki Endonezya'ya gittikleri zaman üniversitenin içerisinde medrese var. Risale-i Nur medresemiz var. Dedi oraya gittik. İçeriye girdik. Baktık diyor 4-5 tane profesör kafa kafaya vermişler. Arapça sözlerden, el kelimattan üçüncü sözü diyor mütalaa ediyorlar. Ben diyor çok hayret ettim. Hani şimdi üstad da o baştan ilk 8 sözü avam lisanıyla diyor ya. Şimdi avam lisanıyla üstadımız söylemiş ama profesörler bu kafa kafaya vermişler böyle. Her bir kelimeden, her bir cümleden manalar çıkarıyorlar. Hayret hayret içinde. Subhanallah. Cenab-ı Hak bizlerin de inşallah hayretlerimizi arttırıp çok okuyarak inşallah onları kalbimize, ruhumuza, bütün letaifimize de inşallah böyle sirayet ettirerek külli hizmetlerde Rabbimiz bizleri de muvaffak etsin. İnşallah daim eylesin. Amin. Ne demişti? Bu zamanda yukarıda mezkûr 9 şart ve hususiyetlerin müellif Said Nursi'de ve eserleri olan Nur Risale'lerinde aynı ile mevcut olduğunu hakiki ve mütebahir ulema-i İslam'ın icma ve tevatür ve ittifakıyla sabit olmuştur. Subhanallah. Hatta yani bazıları ilk zamanlarda böyle İhsan Kasım abi anlatıyordu. Böyle meşhur İslam ulemalarından Muhsin Abdülhamit diye bir zat-ı muhterem. Böyle onunla tanışıyorlar. Risale-i Nur'dan ona bahsedince onu işte Arapçaya tercüme ediyorum başladım diye söyleyince o da bir tebessümle ya demiş İhsan ne yapıyorsun? Bütün alemi İslam'a ilim, bilgi Arapçadan onların lisanına gider. Sen demiş Isparta'nın bir köyünde bir cami imamı öyle tanıyor yani öyle biliyormuş o zaman yani. Demiş ya bir köy imamının eserini Arapçaya çevireceksin. Yani kim okur yani? O da böyle tercüme ettiklerinden bir parça götürünce böyle okumuş böyle. Çok hayret içinde kalmış. Ya demiş ben köy hocası dedim ama bu zat alimmiş demiş yani. Sonra başka bir Risale-i Nur'u böyle tercüme edip ona götürüp göstermiş. O zaman o da bir dergi çıkarıyormuş. İslami bir dergi böyle. Onda da neşredilsin diye böyle İhsan abi götürüyor. Onu okuyunca ya demiş ben alim dedim ama bu zat müceddidmiş demiş ya. Yani bu ifadeler, bu şeyler başkasının olamaz yani. Ondan sonra daha tabii da terakki etti yani Muhsin Abdülhamit hocamız. Evet. Yani onun için Risale-i Nur'a üstadımız diyor, Risale-i Nur'un tarzı beyanını gören lakayt kalamaz diyor. Neden? Çünkü sade akla ders vermiyor diyor. Hatta insanın böyle nefsini, hevasını bile musahhar edecek hakikatler var yani. Evet onun için diyor, yani Zübeyir abi da 1950'lerde böyle diyor. Hakiki ve mütebahir ulema-i İslam'ın icma ve tevatür ve ittifakıyla sabit olmuştur. Ve hem intibaha gelmekte olan bu millet-i İslamiyece Avrupa ve Amerika'ca malum ve musaddaktır. İşte arkadaşlar biz böyle bir tefsiri Kur'an arıyor ve böyle bir müfessir istiyorduk. Kıymetli kardeşlerim, böyle dehşetli bir asırda insanın en büyük meselesi imanı kurtarmak veya kaybetmek davasıdır. Demek her birimizin başına böyle bir dava açılmış. Ne o? İmanı kurtarmak veya kaybetmek davası. Yani ya cenneti kazanacağız ya cehennemi kazanacağız yani. Önümüze iki şıklı bir dava, bir imtihan var. Ve bu asırda da çokları kaybediyorlar. Okuyalım. Böyle dehşetli bir asırda insanın en büyük meselesi imanı kurtarmak veya kaybetmek davasıdır. Umumi harpler beşere intibah vermiş, dünya hayatının faniliğini ihtar etmiştir. Ve baki bir alemde ebedi bir saadet içinde yaşamak hissini uyandırmıştır. Şimdi bu korona virüsü musibeti de aynen öyledir yani. Yani her an o mikrobu kapmak, virüsü kapmak,
onun neticesinde hasta olup ölme ihtimali olması birçok insanın böyle gaflet perdelerini parçalıyor. Yani eğer ölürsem kabirde ne olacak? Ahirette ne olacak yani? O zaman tövbe istiğfar etmem lazım. Namaz kılmam lazım. İbadet etmem lazım manası ki bütün bunların esası imanın inkişafıdır. Onun için en büyük meselemiz imanı kurtarma meselesidir. Son nefeste imanla ölebilme meselesidir. Evet. Ne demişti? Umumi harpler beşere intibah vermiş, dünya hayatının faniliğini ihtar etmiştir. Ve baki bir alemde ebedi bir saadet içinde yaşamak hissini uyandırmıştır. Elbette böyle muazzam bir davayı şaşırtıcı ve aldatıcı bir zamanda kazanabilmek için bir dava vekili bulmakta çok dikkatli olmamız lazımdır. Dava vekili. Çok antika bir şey değil mi? Mesela bir davanız var, suçlanıyorsunuz. Eğer yani suç sabit olursa çok büyük cezalar yeden, diyelim bütün maddi varlığınız elinizden gittiği gibi ailece hapse düşeceksiniz. Böyle bir davanız var, çok mühim yani. Ne yaparsınız? Dava vekili, bir avukat tutmak isterseniz her şeyini, davasını kazanan birisini ararsınız yani. Yani öyle birisini tutalım ki o mutlaka bizi beraat ettirsin. Hatta sadece beraat ettirmekle kalmasın. Hem şanımız, şerefimiz olsun, hem oradan maddi gelirler kazanalım. İsteriz yani. Şimdi böyle bir meselede de ne lazım? Bize bir dava vekili lazım, bir avukat lazım. Haşiye var. Diyor ki bu zamanda böyle bir dava vekilinin, yani imanı kurtarmak veya kaybetmek davası için bir vekil lazım. Bu zamanda böyle bir dava vekilinin Risale-i Nur olduğuna, Risale-i Nur'la imanlarını kurtaran milyonlarca kimseler şahittir. Evet, elhamdülillah. Bunun için tetkikatımızı biraz daha genişleteceğiz şöyle ki, asrımızdan evvelki İslamiyet'in ilmi kelam dahileri ve dinimizin harika imamları ve Kur'an-ı Hakim'in dahi müfessirlerinin vücuda getirdikleri eserler kıymet takdiri mümkün olmayacak derecede kıymetlerdir. O zatlar İslamiyet'in birer güneşidirler. Fakat bu zaman o büyük zatların yaşadığı zaman gibi değildir. Yani eski asırlarda insanlarda teslimiyet var. Yani bir alim, bir hoca bir şey söylediği zaman bir imam baş göz üzerine hemen kabul ediyorlar, hemen inanıyorlar. Ama bu asır teslimiyeti kırılmış asır ya. Adam o da kimmiş diyor. Benim aklım var diyor ya. Benim bilgim var. Ben diyor fen şu fizikte, şu kimyada, astronomide, astrofizikte ne varsa yani bilgi sahibi, öyle kolay kolay inanmam diyor yani. Benim aklım var diyor yani. Benim. Yani o teslimiyet yok bu asırda. İspat et diyor. Beni ikna et diyor. Beni tatmin et diyor yani. Bu asır bambaşka bir asır. Onun için devam ediyor. Eski zamanda dalalet cehaletten geliyordu. Bilmemezlikten. Bunun yok edilmesi kolaydır. Bilmiyor adam. Söylersin. Hemen kabul eder. Düzelir. Teslimiyet de var. Cahilliği gitti. Bilgisizliği gitti. Hemen kabul etti. Yaptı. Eski zaman böyle. Bu zamanda dalalet, Kur'an ve İslamiyet'e ve imana taarruz, fen ve felsefe ve ilimden geliyor. Bunun izalesi müşküldür. Yani o ilimlere ait bilgilerin olacak ki izah ve ispat edesin. Eski zamanda ikinci kısım binden bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden biri, ne kadar zor. Binden biri irşad ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler hem bilmiyorlar hem kendilerini bilir zannediyorlar. Ya bunlara cehli mürekkep deniyor. Hani bir yukarıda bir cahil dedi. O bilmiyordu. Söyledin, öğrendi. Kurtuldu yani. Ama bu cehli mürekkep öyle değil. Neden? Çünkü hem bilmiyor hem kendini en iyi bilen zannediyor. Öyle kabul ediyor. Onun için sen ne dersen de ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Hem bundan evvelki asırlarda müsbet ilimlerin
20. asırdaki kadar terakki etmemiş olduğu malumunuzdur. Şu halde bu asırda dünyaya yayılmış olan dinsizlik ve maddiyunluğu kökünden yıkabilmek, hak ve hakikat yolunu gösterip beşeri sırat-ı müstakime kavuşturmak, imanı kurtarabilmek için ancak ve ancak Kur'an-ı Hakim'in bu asra bakan veçhesini keşfedip umumun müstefid olacağı bir şekilde, umumun istifade edip faydalanabileceği bir şekilde tefsir edilmesi elbette bu asırda kabil olacaktır. İşte Bediüzzaman Said Nursi Kur'an-ı Kerim'deki bu asrın muhtaç olduğu hakikatleri keşfedip Nur Risalelerinde herkesin kabiliyeti nispetinde istifade edebileceği bir tarzda tefsir ve izah etmek muvaffakiyetine mazhar olmuştur. Bunun içindir ki Risale-i Nur emsali görülmemiş bir şaheserdir kanaatine varılmıştır. Ve yine Risale-i Nur'daki bu imtiyazdan dolayıdır ki bu mübarek İslam milletinden milyonlarca bahtiyar kimseler tercihan ve ziyade bir ihtiyaç duyarak, çok mühim, ziyade bir ihtiyaç duyarak büyük bir iştiyak ve sevgiyle senelerce devam eden tazyikatlar içerisinde Risale-i Nur'u okumuşlardır. Yani Risaleler, yani Bediüzzaman Hazretleri böyle bir villanın içerisinde, işte bahçesinde kuşlar ötüyor, ağaçlar var, havuz var, sırt üstü yatmış, yan tarafta böyle sofralar, yiyecekler, içecekler. Risale öyle yazılmamış. Hapislerde, sürgünlerde, mahkemelerde, dünya savaşında, siperlerde, at üzerinde. Yani acip bir telif şeyi var yani Risale-i Nur'un. Sonra evet öyle yazılıyor. Talebeleri el yazması, o zaman dini bir eserin neşredilmesi yasak. 1928'den sonra harf inkılabı gelmiş. Ne o el yazmalarıyla. Üstad bir tane yazıyor, yazdırıyor. O gidiyor birisine, Santral Sabri abi var. Barlı'nın hemen bitişiğinde Bedre karyesi var. Ona gidiyor Santral, o alim de bizzat, yazısı da süratli. Hemen birkaç nüsha yazıyor. Bir tanesi kendinde kalıyor, diğerlerini İslamköy'e gönderiyor. Orada Hafız Ali abi etrafında 50-60 kişiyle beraber onlar yazıyorlar böyle. Matbaa gibi yani. Oradan kule önüne, Atabey'e, Isparta'ya. Isparta'da Hüsrev abi, Süleyman Rüştü abi, hemen etraflarında 50-60-100 kişi. Sav köyü var. Allah Allah, 1000 kalem ile yani. Yani o zamanın çoluk, çocuk, herkes yani Risale-i Nur yazıyor böyle. Subhanallah. Öyle yayılmış. Osman Yüksel Ser'den geçti. Diyor ki iman tekniğe meydan okudu. Risale-i Nur eserleri diyor binlerce yazılıp çoğaltıldı. Afyon savcısı demiş 600 bin nüsha Risale-i Nur yazıldı diye. Allah Allah. Yani o zor şartlarda okuyanlara da mükafat mı veriyorlar? Yakaladılar mı? Hapse atıyorlar. Karakola götürüyorlar. Böyle Vahşi Şaban abi, Allah rahmet eylesin, diyordu karakola götürüyorlar. Karakolda düğün yemeği mi var diyordu. Her yerini gara gara koyuyorlardı diyor. Karakolu ya. Dövüyorlar her tarafı morartıyorlar, garartıyorlar yani. Yani öyle yazılmış, öyle bir telif, öyle bir neşriyat olmuş. Allah üstadımızdan da, o abilerimizden de ebediyen razı olsun. Bizleri şefaatlerine mazhar olsun. Şefaatlerine mazhar etsin. Onların o hallerinden ibret alıp şu rahatlıklar içerisinde, şu imkanlar içerisinde onların gayretinin binde birini Cenab-ı Hak bizlere de versin de şöyle yerimizde duramayarak yani şu iman hakikatlerine, şu risaleleri nasıl neşredebiliriz? Nasıl hediye edebiliriz? Nasıl okutabiliriz? İnsanların nazar dikkatini Risale-i Nur'a nasıl celbedebiliriz? Şöyle bir yanmak yani böyle bir heyecan, bir gayret Cenab-ı Hak lütfetsin bizlere inşallah. Yani biz en şeydeyiz yani en rahat dönemdeyiz yani. Ama ne kadar gevşeklik ediyoruz. Evet, vaktimiz dolmuş. Hemen şurayla bağlayalım. Ne demişti?
Yine Risale-i Nur'daki bu imtiyazdan dolayıdır ki bu mübarek İslam milletinden milyonlarca bahtiyar kimseler tercihan ve ziyade bir ihtiyaç duyarak büyük bir iştiyat ve sevgiyle senelerce devam eden tazyikatlar, baskılar, işkenceler, eziyetler, hapisler, idamla yargılanmaklar hepsi var. İçerisinde Risale-i Nur'u okumuşlardır. Hem Risale-i Nur ihtiyaç zamanında telif edildiğinden Türkiye ve İslam dünyası genişliğinde gelişmiş ve dünyayı alakadar eden bir imtiyaza mazhar olduğunu gözlere göstermiştir. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.